Merhaba Söz Sende'ye hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz ve bugün Söz Sende'de çok değerli iki konuğumuz var. İki kadın birbirine omuz vermiş ve harika bir tiyatro oyunu ortaya çıkarmış. İki kadın. Bu iki kadın hem çok önemli birer oyuncu hem de çok sevdiğimiz iki isim. Oyunları Manika Tak ve oyuncularımız da Bihter Dinçel ve Devrim Yakut. Bugün Söz Sende'de bu iki başarılı kadın var. Evet efendim Söz Sende'nin iki değerli oyuncu konuğu var. Bir de başlığımız var ki Manika Tak. Efendim hemen tanıtayım sizlere Devrim Yakut ve Bihter Dinçel bizlerle beraber. Manika Tak oyunundan bahsedeceğiz bu çok değerli iki oyuncuyla. Öncelikle bir hal hatır soralım öyle değil mi? Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Gayet iyiyiz. Keyifler efendim. Yerinde mi? Gayet. Her şey yolunda mı? Çok yüzler gülüyor. Aynen öyle. Aman siz ne güzel. Gördüğünüz gibi halliceyiz işte. Her şeyimiz yolunda. Manika Tak oyununu sen yazmıştın Bihter'cim. Evet evet. Hatta sizin birlikte konuşmalarınızdan ortaya çıkan bir oyun olduğunu okudum. Biraz anlatır mısın bize altyapıyı? Altyapıyı anlatayım. Altyapıyı yavaş yavaş kuralım. Altyapı ile ilgili çok tatlı esprilerimiz var oyunda da. Güzel oldu altyapı deyince. Bu aslında işte Devrim'le tanışmamızdan sonra aslında tanışmamızın sebebi de bu hikaye. Devrim'in aklında bir hikaye var. Biz her gün bunu anlatanıza bu ara röportajlarda anlatıyoruz hep bu hikayeyi ama çok mutlu ediyor bu bizi. Müthiş bir buluşma oldu aslında. Benim tek kişilik bir oyunum vardı Aşiyan. İki senedir oynuyordum oyunu. Devrim o oyuna geldi. Tam da onun yani bir arkadaşının tavsiyesiyle geliyor oyuna. Biz çok tanışmıyorduk. Merhabamız vardı sadece. Aklında bir hikaye var yapmak istediği. Ve çok yakın benim oyunuma. Ben de hiç tüyo vermedim ve oyunu seyrettikten sonra çok şaşırdı. Yani tam benim kafamdaki gibi şey ve sen yazmışsın ve oynuyorsun. Üzüldün mü dedim, çok sevindim dedi. Yani benim gibi düşünen biriyle karşılaştığım için. Ve yani gel biz yoldaş olalım diyerek aslında böyle. Bilinçli bir tercih miydi bu? Tabii ki akıllı olacaksın yani. Ama evet. Ben de şimdi duyuyorum bunu bilemiştim bugüne kadar. İş bilenin kılıç kuşanının denmiş. Sonra Allah'ın emri peygamberin kavliyle oyunundan oyun mu çıkarttınız? Yok. Bihter dedi ki sen oyun mu oynamak istiyorsun dedi. Hayır dedim ben de. Ben güzel bir oyun oynamak istiyorum. ondan sonra onun oyunundan sonra bir yere oturduk ve sohbetimiz çok uzadı. Ve anladık ki çok acayip bir dil var. Sonra birbirimizi aramaya ve buluşmaya başladık. Yani toplam 8 ay falan flört ettik bildiğiniz. Ama çok güzel sohbet ediyoruz. Yani kahvaltıdan başlayıp akşam yemeklerine bağlandığımız oldu falan. Oh. Ben çok istiyordum. Bir sürü hikayem var yaştan dolayı, meslekten dolayı. Fakat yazamıyorum. Duygum şu, yaşasın yazarımı buldum. Benim yaşım ve tecrübem var. Onun çok büyük bir çalışkanlığı ve müthiş bir kalemi var derken ortaya Manika Tak çıktı. Evet. Ben Manika Tak'ı ilk duyduğumda ve ikinizin bir araya geldiğini okuduğumda dedim ki tamam. Hayır. Bu iş tutar. Çünkü müthiş iki oyuncu, senin felsefe mezunu olduğunu ve kaleminin çok iyi olduğunu, denemeler yazdığını falan filan biliyorum. Yazmaya çok düşkün olduğunu biliyorum. Devrim döktürüyor tabii. Her rolünde. Muhteşem bir birliktelik olmuş dedim. Ama anladığım kadarıyla olayın bazında bir de güzel bir arkadaşlıktan çok, oluşan bir oyun. Çünkü genelde tiyatro oyunlarında proje oluyor. Sen bu rolü oynarsın, sen bu rolü oynarsın. Sizde başka bir şey de var. Yani aslında ikimizin de başına ilk defa böyle bir şey geliyor. Ben yıllar önce şöyle bir tecrübe yaşamıştım. Uluslararası bir projede, tiyatro projesinde yazar arkadaşımız bizim hikayelerimizden 6 oyuncunun kendi hikaye bir göç hikayesiydi. Göçten yola çıkarak bir şey yazmıştı. Bir o tecrübem vardı. Ama bu aynı şey değil. Bütün
yaratım sürecinde de beraber olduğumuz, çok hayalini kurduğum bir şeydi. Çok şükür. Evet. Yani ikimize de çok iyi geldi. Tabii. Evet. Peki biraz konudan bahsedelim o zaman. Ne üzerine kurulmuş bir hikaye bu? Oyun aslında çok sürprizli bir oyun. Bir sürü kapılar açılıyor ve ben bu numarayı çok seviyorum. Vaudeville aslında. Yani. Vaudeville denilen tarz gibi mı? Ama aslında öyle de değil. Yani oyun çok yüksek bir yerden başlıyor ama 10. dakikasında ilk tokatı yiyoruz. Her epizotta başka bir şey oluyor. Aslında sabit bir mekan var. Çok fazla tüyo vermek istemiyorum. Çok sürprizi var çünkü oyunun. Çünkü bir şey zannediyorsunuz aslında o da değil. O da değil. Hep bir odacıklar ve kapılar var. Yeni kapaklar açılıyor. İki kadın var aslında. Hikaye şöyle başlıyor. İki aktris kadın var. Bir oyun var. Dünyaca ünlü bir oyun. Dünya premieri yapılmış. Türkiye premieri yapılırken devrim benim yaşımdayken Leyla karakteri bu oyunu oynamış. Yer yerinden oynamış. Bütün ödülleri toplamış. Aradan 15 sene geçiyor. Oyun tekrar sahneleniyor. Onun rolünü ben oynuyorum. O anne rolünü oynuyor. Allah. Ya onu teklif ediyorlar. Felakete bak. Ve bu ikisinin buluşmasının bir adrenalini var. Hikaye burada başlıyor aslında. Ama bu bir yol hikayesine dönüşüyor. Yani oyunculuk meselesinden çıkıyoruz. İki kadın hikayesine dönüyoruz. Müthiş buluşmalar, çatışmalar. Sürekli bir manik durum var zaten ve büyük sürprizler çıkıyor ortaya. O yolculukta da geçmişe dönüyoruz bu arada. Anlattığımız hikayelerde geçmişi yaşamaya başlıyoruz. Karşımıza çıkan insanları oynuyoruz. En yakınlarımızdakini oynuyoruz. Ve işte onun müziği, ışığı sinematografik bir şey oldu. Barış da öyle bir reji yaptı ona zaten. Böyle tatlı, hiç yani çok büyük iddiası olmayan ama bir şeye de yani başka bir örneğe benzetebileceğim bir şey de değil. Diğer yazdığım oyunlardan da çok farklı bir şey bu. Yani o yüzden bizi de çok heyecanlandırıyor. Çok kendimizden çok fazla şey olduğu için de çok mutlu oluyoruz. Bir de gerçekten hani hep böyle devam etsin. Birbirimizi o kadar çok sevdik ki devrimle. Bu ne kadar büyük bir konformuş. Karşımda hem çok sevdiğim bir oyuncu var hem de çok iyi bir oyuncu var. Yani o yüzden kanatlarım var şu anda. Çok keyifli bir yerinde. Onun için yani. Tek kişilik oyunlardan çıktın. Yok yeter artık tamam. Devrim onu dedim. İyi ki buradasın. Ne kadar sıkılmışım ben. Önce bu oyunu tek kişilik yazıyordu zaten. Devrime... Belki ben çok sıkılırım tek başıma. Gerçekten mi? Ben öyle bir şey istiyor sandım. Hayır dedi, ben öyle bir şey istemiyorum. Ha. Ben sıkılırım. Beraber oynayalım. Çok zor bir şey yani. Tek kişilik oyun oynamak tabii. Sürekli böyle monolog. Yani hiç benim tecrübem olmadı. Hiç istemediğim için. Çünkü... Kuliste bile tek başınızasınız. Tabii, tabii. İyi bir şey değil yani. Bir de Ben Anadolu diye bir şey geliyor aklıma benim. Yıldız benim ilk Kenter'in. İzlediğim oyundur. Benim de ilk izlediğim oyundur Ben Anadolu. Tek kişilik oyun dendiğinde Ben Anadolu'dur benim. Ama bir şölendi. Ağır. Bir şölendi. Evet, ağır böyle ağır. Ama böyle sanki böyle cıvıl cıvıl ve çok hızlı bir oyunu izleyecekmişiz gibi bir his var içinde. Evet, biraz öyle. Oyundan çıkanların genel hissiyatı ve genel atmosfer ne oluyor? Valla ben şunu çok önemsiyorum. Arkadaşınız ya da değil, sizi tanıyan ya da değil, sıradan seyirci ya da eş, dost, meslektaş. Eğer kulise gelme isteği duyuyorlarsa iyi bir şey yaptınız. Sizinle beraber biraz vakit geçirmek istiyorlarsa oyundan sonra kalbine dokundunuz. Ertesi gün arıyorlarsa... bayağı doğru bir şey yapmışsınız. Burada telefon genelde, susmuyor evet, galiba. Evet. Evet öyle oluyor çok şükür. Çünkü izlediğinizde göreceksiniz şey oluyor biraz böyle hepimizin bu topraklarda yaşayan bütün kadınların ortak hikayelerine böyle tatlı tatlı temasları var oyunun. O yüzden iki kadın hikayesi gibi düşündüğümüzde gitmeme sebepleri olabilir. Erkeklere de söylüyor. Sadece evet. Kadınlara değil. Üstelik. Erkekler de bambaşka taraflardan vuruluyorlar. Yani. Öyle mi? Kurşun yedek deyip. Ama eleştiri anlamında değil. Onlar da başka travmalarını hatırlayıp aslında biraz da o travmaları ortaya çıkarıp onu şifaya dönüştürmek gibi bir niyetimiz de var. İyi anlamda söylüyorum. Bunu iddialı bir yerden söylemiyorum yine. Ne kadar sürdü yazım aşaması? Yazım aşaması işte flörtümüzün ikinci ayında yazmaya başladım. toplamda iki ay içinde bitirdim. Ama yani o sırada bir de bir dizide çalışıyordum. Yani bir 10 günde bitti aslında masaya oturduğumda. Sonra bir okuma provası yapıp yazın başında ara verdik. 2 aylık bir prova sürecimiz oldu. Bir çok sürü tatlı. Değişiklik yaptık tabii ki. Ana çatının tabii. Üzerinde. Bir sürü taş yayından oynadı. Bir sürü revizyon oldu. Barış en güzel kurguya. Tarafı da o oldu zaten. Yani kurguya bayağı müdahale etti ve çok doğruydu o. O da draft işte 6 draft falan oldu ve onları prova sürecinde yazdım. Ve
çok güzel bir ortak çalışma yaptık aslında yani. Harika. Devrimin anlattıkları, Barış'ın anlattıkları, yani ortaya konan tekst oydu. Evet, ama o konuştuğumuz şeyler üstünde hep iyi olması doğrultusunda sürekli bir dönüşüm yaptım ben de. O yüzden çok güzel bir birlik çıktı ortaya aslında yani. Hep beraber bir şey yaptık. Hiçbirini birinden ayıramıyorsunuz. En çok sevdiğim yorum o seyircilerden zaten. Hmm. Sanki sahnede bir kişi vardı. Hmm. Sanki her şeyi biri yapmıştı. Yani reji, müzik, ışık, ikimiz, her şey birbirine girmiş ve bir olmuştu. Biz zaten işte o egolardan arınıp bir olmak, yoldaş olmak, o kavgaların sonunda doğruyu bulmak ve mutlu olmak üstüne, el ele olmak üstüne bir şeydi. Oraya geldik gibi görünüyor. Umarım bütün yolculukta hissettikleri o olur insanların. Devrimle ilgili yorumları okurken şöyle bir yorum dikkatimi çekti. Devrim Yakut Türkiye'nin en cesur oyuncusu demişler bir yerde. Çok tatlı. Oyunculukta cesaret nedir? Oyunculukta cesaret böyle pure olarak ortada kalmayı göze almak. Yani şuradan anlatayım. Kadın oyuncu olarak çirkin olmayı, yaşlı ve çirkin görünmeyi, bedensel, fiziksel bütün zaaflarınızı saklamamayı göze almak demek. Ve bir yolculuksa bir karakter, her karakter bir yolculuk. O karakterin bütün karanlık koridorlarına da bakabilme cesareti. Yani ben naçizane bunu anlıyorum. Çünkü genelde şöyle olur. Oyuncu bir savunmasız çocuğa dönüşür bir karakter çalışırken. Dolayısıyla ayağa kaldırmak istediği için o rolü, örneğin katil oynuyorsa katil amayla başlayan cümleler kurar. Prova aşamasında. O prova aşamasında o amaları falan da bir kenara koyup ne bunun en karanlık tarafıyı bulmaya niyet etmek. Benim cesaretten anladığım naçizane bu. Zaten Hollywood'a baktığımızda da bu hani oyunculuğun en önemli ödülü olarak adlandırılan Oscar'ı alan kadınlara baktığımda, mesela Charlize Theron Monster'daki rolüyle işte şişmanlıyor falan, pat Oscar'ı aldı. Natalie Portman işte zayıf oluyor, aylarca bale eğitimi alıyor, pat Oscar'ı aldı. Halle Berry yine bir filmde tamamen güzelliğini bir kenara bırakıyor, içindeki oyunculukla göz önüne çıkıyor ve pat Oscar'ı aldı. Bu aslında izleyicilerde de şok etkisi yaratıyor. Alışık olduğunuz başka farkında. Başka biri olmayı, olmaya niyet etmek oyunculuk. Çünkü devrimi izlemek kimse istemiyor ki. Devrimin başka biri olma ya da Bihter'in başka biri olma serüvenini izlemeyi seviyor. Dolayısıyla oradaki değişiklik ve göze alınan şey ne kadar majör olursa o kadar çok dikkat çekiyor. Bu bizde de olabilir aslında. Fakat bizdeki sistem çok aceleci olduğu için buna izin vermiyor. Çok iyi oyuncularımız var bizim. Yani bize bir yıl önceden söylense, senaryo elimize gelse, biz o ekiplerle oturup konuşsak bizden de neler çıkacak. Elbette. Ama, yine olacak, neler çıkıyor. Hala tabii bu koşullara rağmen neler çıkıyor ve çıkacak daha. O yüzden ben onları görüp bu dünyadan veda etmeyi çok istiyorum inşallah. Fakat şimdi senin anlattığının üzerine ben bir oyuncu olsam şöyle bir endişeye kapılabilirim gibi geldi. Bir rolle sevilmişim ama farklı rollerde denemek istiyorum. Ve izleyici asla, çünkü bizim izleyicimiz biraz geleneksel ve tutucu. Evet. Beni başka bir rolle izlemek istemezler. Onun için ben hep aynı tarzda rollerde oynamalıyım gibi bir endişeye kapılabilirim. Ya bu pek çok oyuncuda var olan bir endişe aslına bakarsanız. Fakat şimdi dünya çok büyük bir değişimden geçiyor. Özellikle hayatımıza internetin girmesi, teknolojinin çok ileri seviyeye gelmesi. Biz aynı anda, örneğin benim gençliğimde biz Hollywood'daki filmin izleyebilmek için bir yıl beklerdik. Bir yıl sonra vizyona girerdi bizim ülkemizde. Şimdi anında bilgisayardan, İşte şu anda National Theatre'ın provasını izleme şansımız var Londra'daki. Şu anda canlı bağlanabiliyoruz. Yani öyle sistemler var. Dolayısıyla o değişimle beraber niyetler de değişti. Yani farklılık, çünkü dünya çok kalabalıklaştı. Beraberinde oyuncu çok kalabalıklaştı. Dolayısıyla o farkı artık niyetlenmek gerekiyor. Dünya da bunu emrediyor. Artık ülkemiz de bunu emrediyor. Tabii ki daha para odaklı
diziler vesaire de bir standart var. O standartın dışına çıkmanızı aslında ne seyirci çok istiyor, hı-hı, ne de yapımcılar çok istiyor. Bu aslında oyuncuların en büyük sıkıntısı. İşin matematiğini bozmak istemiyorlar. Bir şey tuttuysa o riski göze almak istemiyorlar. Almıyorlar. Tabii. Halbuki aslında bence çok daha büyük bir risk alıyorlar. Tabii. Çünkü zaten tutulmuş bir şey varken izleyici neden aynısını tekrar ve tekrar başka tarzlarda izlemek evet, istesin? Göze alamıyorlar ama değişecek. Ben hiç umutsuz değilim yani. Ben de öyle tahmin mutlaka ediyorum. Değişecek. Bir dönem Toprak Ağası dizileri çok meşhurdu. Her yerde o. Aynı şey aslında tiyatro için de geçerli. Bir dönem dönem dizileri çok meşhurdu. İşte O Furya, bir dönem yakın tarih dizileri O Furya. Tiyatroda da bir dönem komedi, vodvil, bir dönem ağır dram, bir dönem müzikaller. Evet. Hep böyle bir tüketiyoruz. Ondan sonra yeni bir şey arıyoruz. Şimdi Bihter'cim sen hem yazdın hem de başrolünü oynuyorsun sevgili Devrim Yakup'la. Bir adaptasyona dahil olmaktansa kendi yazdığın oyunun başrolünde oynamanın ne tarz avantajları var? Avantaj ve dezavantajları var. Avantaj Devrim'in dediği gibi istediğin bir şey yapmak. Baştan aşağı istediğim şeyin içindeyim. Dönüştürmek benim elimde. Bu çok büyük bir lüks. Daha önceki oyunlarımdan da yola çıkarak söylüyorum. Ama en başta başlarken bir önceki oyunum bir de tek kişilik oyundu. Onda gerçekten bir zafiyet oluyor ve sadece yazar gözüyle bakabiliyorum. Burada da provaların ilk zamanlarında sürekli teksti takip ediyorum. Konuşulurken oyunculuğumla ilgili hiçbir şey düşünmeyip sadece aklım metinde ve değiştireceğim yerler ya da konuştuğumuz yerlerden eve gidip ne yapacağım konsantre olamıyorum. Biraz öyle bir dezavantajı oluyor bir süreliğine ama o yazarlıktan vazgeçip rahatlamaya başladıktan sonra tadından yenmez bir hale dönüşüyor. Bir de ben şeyi çok seviyorum. Yani o kadar çok mesele var ki bu ülkede anlatılacak. Ve küçücük bir yere sıkışıp kalıyoruz. Yani herkesin yaptığı bir biçim var. Kimisi klasikleri oynuyor. Olmalı, oynasınlar. En güzelleri yapılıyor. Dahası da yapılsın. Bazıları vodvil oynamayı seviyor. Herkesin bir biçimi olsun. Alıcısı ve meraklısı için. Ben de var olan ve devam eden bugünkü hikayeleri yazmak gibi bir misyon değil ama hevesim var. Bunu çok seviyorum. Hala şu anlatılmadı. Hala böyle bir şey yok. Bununla ilgili bizim ülkede karşılığı olan bir oyun yok. Başka bir oyunu alıp adapte ediyoruz. Ben adapte etmek yerine, yani bunu ukalaca bir yerden söylemiyorum. Tam da bizim kültürümüz ya da algıladığımız nokta merkezinde yapabilmenin mümkün olduğunu göstermeye çalışıyorum aslında. Bunu yapmak çok keyifli ayrıca. Oyuncu arkadaşlarım geldiğinde de işte İzmir'de bir oyunum var devam eden. Orada da mesela oyuncu arkadaşlarım gittiğinde arayıp bana şey diyorlardı. Daha bu oyunlar yoktu o zaman. Bir şeyler daha yazsana, daha kalabalık olsun biz de. Çünkü bugün ve burada ve herkes bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Ben de işte buradan başlayarak bu bizim için çok güzel bir ivme oldu şimdi. Ve beraber çalışmanın getirdiği güzellikleri de görüyorum. Şimdi buradan yola çıkarak elimden geldiği kadar süratle bir sürü notum, hikayem birikti zaten. Durmak istemiyorum yani. Bunun herkese değmesini, dokunmasını istiyorum. Oh, aile işi. Ne güzel. Evet, tam öyle oldu mu? Eşin dekoru yapsın, yönetmenliğini yapsın, evet, sen yaz, yakın arkadaşın oynasın. Bu ne güzel iş. Kimsenin bulamadığı. Evet. Ama vallahi gökten zembille gelmedi. Bunun çok için uğraştık. Çok mesai harcadık. Söylemeliyiz. Çok çalıştık yani. Evet. Biz önceden arkadaş değildik çünkü. Evet. Bu işle birlikte arkadaş olduk. Bu kısmını çok önemsiyorum ben. Çünkü biliyorsunuz kadınlar çok hızlı arkadaş olamıyorlar, olsalar da çok yan yana durmak zor oluyor falan. Ay Nazan hep de bir aman şey evet evet Allah. Evet ya. Şey mesela erkek grupları 30 sene 40 sene tabii, gider. Tabii. Kadın. Kadın grupları şimdi bir Spice İvmeler Girls olur böyle böyle. Ayrılırlar 20 sene sonra tekrar birleşip Spice Girls şimdi bir turneler yapıyormuş ya. Kadınların bir arada çalışması fikir ve destek anlamında hep zor derler. Ama olduğu zaman çok kıymetli, çok önemli, çok önemsiyorum ben. Kadının gücünü, kadınların bir araya gelip oluşturdukları gücü, oradaki her ne yapıyorlarsa, hiç önemli değil ne yaptıkları, oradaki o bir arada olmanın yarattığı enerji diğerlerine çok benzemiyor. Tek koşul var, gerçekten sevgiyle yapılacak, gerçekten niyet iyi olacak, gerçekten bir hedef olacak. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmayacak. Bunlar çok önemli. Hayatlarımızda da önemli. Yani erkekler için de önemli. O yüzden burada hani ikimiz de eminim bunu oturup hiç konuşmadık ama korkmuşuzdur.
Yani nasıl olacak? Nasıl olacak? Acaba yarım önü kalır ego, mı? Tabii. Yarım kalır mı? İstanbul acaba, çok zor bir şehir. İki kişinin bile bir araya gelmesi çok zor oluyor. Evet. Dün biz BKM'ye bir röportaja gittik. Sahne o sırada tadilattaydı. Altta bir onların stüdyo gibi bir yerleri var. Provanın pek çoğunu orada yaptık. İkimiz de merdivenden çıkarken şöyle, nasıl çıktı bu oyun ya? Ne ara çıktı olduk yani. Çok güzel. Niyet edince oluyor işte. Ki, evet. İki güzel kadın, güzellik hani fiziki anlamda bir kenara ama ruhen ve iş ahlakı olarak çok sevilen iki güzel kadın, birliktelik, omuz omuza yola çıkmak, birbirine destek vermek, egoları ki kadınları bir şekilde bitiren olgu olarak görüyorum. Herkesi. Arkada bırakmak. Çünkü amaç ortak değil mi? Şimdi bakın buradan sözünüzü bölüyorum ama. Lütfen buyurun. Benim devrim olarak kendi hayatıma çok büyük bir cümle kaldı. Şimdi ben şöyle diyordum. Ben devlet tiyatrosundan emekli oldum. 4 yıldır da oyun yapmıyorum. Bile isteye. Yani çok oyun yorgunu bir oyuncuydum. Yapmayacağım dedim. Sonra bir gün sinirlendim. Dedim ki ben yazarım o zaman. Bir sürü hikayem var ama yazmak başka bir disiplin. Hmm. Şimdi mesela geldiğim, bizim tanışmamız da öyle oldu zaten. Şimdi geldiğim nokta, herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Güçler birleştiği zaman doğru yerde, doğru şekilde ve doğru niyetlerle dünyadaki herkes bunu yapsa. Ki şimdi bakın bütün çok uluslu şirketler ortaklık yapıyorlar farkındaysanız. İşte dünya oraya doğru gidiyor. Yani senin tarımın iyiyse, senin petrolün varsa kavga etmeyeceğiz. Çok kalabalığız artık. O ona onu verecek, o ona onu verecek. Ortaklıklar kuracağız. Ve dünya daha güzel bir yer olacak. Hayatın devamı için, üretimin devamı için. Şimdi benim cümlem şu. Sen niye yazacaksın ki? Niye yazmak zorunda hissediyorsun kendini? İşte bir kalem buldun kendine, bir yaren buldun. Benim de bir sürü hikayem var hepimizin cebimde. Yani Bihter'e göre biraz daha fazla çünkü ondan 15 yaş büyüğüm. Onun da bu yaşına rağmen bir sürü hikaye var. Ve bizim yaşamadığımız bir sürü hikaye var. Bir her kumpanya gün mı kurdunuz kızlar? Bir kumpanya İçeriden mı yavaş yavaş oluyor. Öyle koymuyoruz ama bir sürü projemiz var. Yani senaryo yazmak. Mesela Bihter'e şey diyorum şimdi dün anlattım. İki erkek oyunu yazsak ve teslim etsek iki erkek oyuncu oynasa. İki kadın olarak evet. İki kadın olarak onlara teslim etsek ve şiddet üzerine olsa oyun ve biz de onların yanında olsak. Kim bilir ne kadar çok şey öğreneceğiz. Biz onlardan, onlar bizden. Ya bir de şey de değil, iki kadın olunca hemen algı değişiyor ya da birkaç kadın bir araya geldiğinde adı kadın oyunu olduğunda feminist bir yerden ama burada feminizmi gerçek anlamıyla değil ortalıktaki anlamıyla tırnak içinde söylüyorum. Öyle söylemi olan erkeklere daha karşı bizim öyle bir duruşumuz yok bu arada. Feminizmi de doğru anlamıyla algılayan insanlarız. Ve sahnede de erkeklerle ilgili bir sürü hikayemiz var. Kadınlarla ilgili olduğu gibi her şey eşit. Ve erkeklerin iyi ve kötü bizde bıraktığı izler. Ama kadınların da. Böyle bir ayrım da yok. İşte o yüzden şimdi bu söylediği şey devrimin başka bir anlam taşıyor. Kadın olarak erkeğe biz nasıl bakıyoruz? O zaman erkek senaristlere ve yazarlara bir çift sözüm var burada. Çok erkek dilinde ve çok fazla erkek hikaye var. Bütün dünyada böyle. Bizim ülkemizde daha da fazla böyle. Yani dizilerde, sinema filmlerinde onlar biraz o açıyı genişletmiyorlar. Öyle yani isteniyor deniyor. Bilmedikleri bir dünyayı öğrenmeye çok niyetlenmiyorlar. Evet. Halbuki ne kadar güzel olur değil mi? Bütün dizileri iki yazar erkekse sözünü böldüm affedersin. Tam İki da bunu söylüyorum. Kadın olsa karakterler daha çok boyutlu olacak. Bence bence kadınlar yazsın bütün dizileri. Çünkü erkekler o kadar direkt bakıyor ki tüm olaylara. Halbuki kadınların bin bir tane girdisi çıktısı vardır beyinlerinde. Biz ama öyle onlar bakmıyoruz. Da erkekleri dahil. Ya ben bu işbirliğini çok seviyorum. Yani kimseyi ötelemeden. Çünkü doğa öyle emretmiş. Biz bir elmanın iki yarısıyız ve yan yana iyi durmayı öğrenmek görevimiz yani. Başka bunun başka bir yolu yok. Bütün dünya gördük ki bu kavgadan, dövüşten kimseye bir yarar gelmiyor. Kimseye ama. Gelmeyeceği de ortada. Alan her neyse, yani hangi mesleği yapıyor olursak olalım, bu işbirliğini ve birbirimizi anlamayı öğrenmek zorundayız. Peki Anadolu turnesi yapacak mısınız?
Ocak'tan sonra herhalde. Ocak'la Anadolu beraber. Turnesi gibi değil ama turnelerimiz olacak. Yani Anadolu'ya gidip geleceğiz. Böyle bir ardışık turne. Bilmiyorum belki öyle, evet. Şu anda bir şey belli değil. Şu anda değil. Başka bir projeniz yok değil mi bunun haricinde bir dizi? Çünkü zaten bu muhtemelen çok ciddi. O kadar güzel bir zamanlama oldu çok ki. Oldu. Harika. İyi denk geldi yani. Harika ama muhtemelen bol bol proje geliyordur size de siz biraz ötelemişsiniz. İşte oyun çıkana kadar biraz öyle oldu. Tuttuk. Oyun çıkana kadar bekledik. Çünkü ikisi bir arada çok benim zor. İçin imkansızmış. Çok net gördüm yani. O zaman bir dönem böyle, başka bir dönem başka ama şekilde. Ama şimdi artık yapılabilir ikimiz evet, için de. Oyun çıktı çünkü için. Yani. Ayda 5-6 oyun olacak muhtemelen. Belki daha da fazla olur bilmiyorum ama prova İnşallah süreci. Daha fazla olsun. İnşallah daha fazla olsun. Daha fazla olsun. Prova süreci daha zor geçiyor, daha yoğun geçiyor. Orayı atlattık artık başka işlerde yapabiliriz yani. O zaman efendim gördüğünüz gibi bu iki başarılı kadın, birbirine omuz veren, destek olan ve sanat yapan iki kadın harika bir olay çıkarmışlar ortaya. Bize düşen ne? Onları seyretmek. İyi ki geldiniz. Çok güzel devrim. İyi ki davet ettiniz. Harikasınız. Gerçekten çok mutlu oldum sizinle bu güzel sohbeti güzel. Yapmaktan. Sağ olun. Uzun olsun yolunuz. İnşallah. Daha nice yeni oyunlar çıkarın. İnşallah. Ve bir şeyler yapmak isteyen kadınlara da yol açmış olun evet. Böylece. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkürler. Biz teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, Habertürk ekranlarında Bir Söz Sende'nin daha sonuna geldik. Yeni Bir Söz Sende'de tekrar sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.